şimdi size en iyi çözümü nasıl bulabileceğinizi göstereceğim, anlatacağım ve belki lisede öğrendiğiniz bir şeyle aradaki bağlantıyı kurmanızı sağlayacağım. Şimdi şuraya artışları hesap edeceğiz. Artış diye bir şey koyacağız. Ve yıldan yıla, yani o sene ne kadar artış olduğunu hesap edeceğiz. Yani birinci yıl 495'lik bir artış olmuş. Şu artışları aşağı doğru çoğaltıyorum. Görüyorum ki artışlar, şunları gri yapayım da çok fazla göz almasınlar. Artışlar artıyor. Bir yerden sonra artışlar azalmaya başlıyor. Yani ilk 12 yıl gölün doğurganlığı gitgide artıyor. Balık sürüsü gitgide büyüyor. Ondan sonra gölün doğurganlığı azalmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar, aslında ne yaptığımı sonra, yani hemen yeri gelmişken anlatayım. Artış dediğimiz şey aslında türev. Bu gördüğünüz fonksiyonun türevini aldık biz. Artışın en yüksek olduğu yer şu kırılma noktası, inflection point deniyor buna. Yani eğrinin artışının hızının azalmaya başladığı nokta. Burada türevi aldık ve gördük ki en çok artış 12. yılda. Ya o zaman 12. yıla kadar dokunmayalım biz bu balıklara, artsınlar artabildikleri kadar. Ondan sonra 12. yılda 12.450 mi artıyor? 12.450 balığı alalım biz, o artan balık sayısını alalım. Ve bu şekilde aşağı kadar devam edelim. Her yıl 12.450 balık alalım. Bakın ne oldu şimdi fonksiyon? 12 yıl, 11 yıl boyunca hiç dokunmadık balıklara. Artabildikleri kadar arttılar. Ondan sonra sabit kaldılar. Arkadaşlar, sürdürülebilirliğin tanımını görüyorsunuz şimdi Excel dosyasında. Bu sürdürülebilir. Gördüğünüz gibi her yıl 12.450 balık alabiliyoruz. Buradaki sorun nedir? 11 yıl boyunca bu balıkçılara başka bir gelir kazanma yolu bulmamız lazım. Tabii bunun nedeni, 11 yıl beklemek zorunda kalmamızın nedeni, bu artış hızının oldukça yavaş olması. Artış hızı 0.5 değil de 0.8 olsaydı, gördüğünüz gibi maksimum artışa 8. yılda ulaşıyor olacaktık. Ve orada 19.784 balık alabiliyor olacaktık. Ondan sonra bunu aşağı çekiyor olacaktık. Ve 455 bin balık avlayabilecektik. Yani B'yi değiştirdim ama mantık hep aynı kaldı. Daha hızlı balıklar büyüdüğü için 8 yıl sadece burada beklemek zorunda kaldım. Tekrar geri dönüyorum B05'e. Mantık neydi arkadaşlar? Bırak sürüyü büyüsün. Büyüme hızı azalmaya başladığı anda o sene ne kadar artmışsa o kadar balık avla. Ondan sonra hep o balığı avla. Şimdi bu optimal mi? 236 bin çok iyi. Fakat şunu görmenizi istiyorum. 12.100, 12.400. Bu aslında sürekli bir fonksiyonun iki noktada değerlendirilmiş hali. Maksimum aralarda bir yerde olabilir, değil mi? Biz bunu aslında kesikli hale getirdik. Sürekli fonksiyonu kesikli hale getirdik. Yani 12. yıldan itibaren 12.450 almak yerine 11. yıldan itibaren 12.100 de alabilirdik. Daha az balık alıyoruz her yıl ama bir yıl erken başlıyoruz. Böyle yaparsak 242 bin çıkıyor. Bu stratejiyle benim bulabildiğim en iyi çözüm 242 bin. Optimal olduğunu iddia etmiyorum ama bulabildiğim en iyi strateji.